Aman! Amma da kalın kitap canım bu. Yani 3 kere daha hamile kalsam anca bitirebilirim. En iyisi müstesnaya vereyim de o okusun. Evet evet. Önemli yerlerinde altını çizer. Ben okurken kolaylık olur. Ay ne güzel yanık koktu. Olsa da yesek değil mi Aslısı? Ne? Yanık mı? Müstesna! Müstesna! Ah! Diğer öğretmenler nerede? Daha gelmediler mi? İşleri çıkmış, gelemeyeceklermiş. Hepsinin mi? Çok garip. Evet, ne kadar garip değil mi? Ama olsun canım, artık kaç kişiysek o kadar kişi yapıveririz toplantıyı değil mi? Nasıl isterseniz. Şey yalnız, o zaman bir an önce başlarsak sevinirim. Çünkü biraz işim var da. Bu arada bu senin. Nedir bu? Hediye canım. Hediye mi? Nereden çıktı ki bu durduk yere? Nereden mi çıktı? Şeyden çıktı. Okulumuzun en sevilen öğretmeni seçtik de seni. Onun için aldık bu hediyeyi. Bunu bana almış olamazsınız. Bir yanlışlık var değil mi? Evet, evet. Hayır yani niye şey... duruma göre hayır da denilebilir canım. Pekala. Toplantıya geçsek iyi olacak. Geçeriz canım. Ne acelemiz var ki? Önce bir başlangıç falan alsaydın. Bakın Fitnat Hanım. Benim buraya gelmemdeki amaç belli. Ben öğretmenler toplantısı için geldim. Bilmem anlatabiliyor muyum? Anlıyorum, anlıyorum da... önce bir kapı içine falan etseydik. Yani ne bileyim ben hemen öyle iştirak edemiyorum toplantıya. Konsantre olamıyorum. Bir kapı içine almaz mıydın? Ben izninizle gitmek istiyorum. Hem diğer öğretmenler de gelmemiş. Başka zaman yaparız toplantıyı. Ama bırak. Kapuçino'yu başka zaman içeriz. İyi günler Fitnat Hanım. Ama ne olur git. Bu ne? Ondan beğenmedi. Ay hadi bakalım. Sizin içiniz bir şeye sıkılmış aslanım. Ay sorma böyle bazen canım çıkıverecek gibi oluyor ki ya. Ay bu cadılar bir yandan. Hizmetçiyle şoför bir yandan benzirdiler beni. Oh. Ay hemen müjde haber geliyor. Siz bu 3 küçük cadıdan kurtuluyorsunuz. Bakın. Çok büyük bir trafik kazası görüyorum. Aman nerede Kinyas? Yani her gün yüzlercesi olur ama bir tanesi de bu kızlara denk gelmez. Neden? Şanslılar. Bak nar ekşisi alacağım, ekmek alacağım, soya sosu da bitmiş. Başka bir eksik var mıydı Aslı Hanım? Canım ne bileyim ben başka bir eksik var mıydı? Sen bileceksin onu, ben mi bileceğim? Ya anne şunları bir kağıda yazsaydık ya, ondan sonra 10 defa yolluyorsun. Oo, felaketler ailesi de gelmiş. Muhteşem ikili. Sırada ne var? Nereyi patlatıyorsunuz?
Doğru söylüyor Kinyas valla. Sen patlatırsın, o çatlatır. Yakında evi başımıza yıkacaksınız. Dikkatli olun. Efendim, elimizden geleni yapıyoruz. Teğit! Şuna bak! Birden üste çıkıyor. Siz buna çok yüz vermişsiniz aslanım. Doğru söylüyorsun. Teğit! Niye üste çıkıyorsun bakayım? Üste çıkmıyorum efendim. Yoo! Şimdi de yalancılık ha! Sırada ne var? Cinayet mi? Ha? Arabayı patlatırsın, aslanım susar, sesini çıkartmaz. Annen gel, mutfağı patlatır, aslanım yine susar. Sustum. Yine sesini çıkartmaz. Yalancılık var. Artık aslanım size bağırsa da çağırsa da yeridir ya. Aa, yok canım, niye bağırsın ki? Niye bağırmayayım ki canım? Sen kes sesini bakayım. Yetti artık burama kadar geldi. Biz de insanız. Dikkatli olun birazcık. Aslanım, Allah aşkına, Allah aşkına. Çek elini, çek elini. Aslanım, Allah aşkına, karnınızdaki çocuğu düşünün. Ya o kadını sinir hastası ettiniz, sinir hastası. Hele çocuğa bir şey olsun. Hele o çocuğa bir şey olsun. Senin o ağzını var ya, tek elimle yiyorum böyle. Madem şereye çıkıyorsun, bana bir tane kısa 2007 al şuradan. Oğlum var ya, seni yalnız yakalamayayım ha. Bak tophaneliyim ben, çok kötü olacak. Ay, ayrılın, ayrılın. Tophanede bir tane kayfa var, bildin mi? Mehmet Emin'in kayfesi. Bileceğim, bileceğim ben. Çok güzel, git oraya o zaman. Hadi. Çıkın dışarı hadi. Hadi koçum, sen işine bak, hadi koçum. Hadi. Yok ya. Neyse, biz bana devam. Nerede kaldıydık? Aman kaza filan diyordun. Bir yandan da bütün sıkıntılarından kurtuluyorsunuz. Ay nerede? Rahat diyorsunuz, ayrılıklar söz konusu. Ha. Evet, ayrılıklar söz konusu. Çok yakın bir çalışanınız da hem de. Oğlu var bir tane şişko, yumuduk. Turuncu önlük giyiyor. Bak o gidiyor mesela. Yavaş yavaş hepsi de gidecek. Allah'ım sen gökçülerine mukayyet ol. Yürü yavrum yürü. Leyla, allığım iyi mi? Şuraları da biraz sürelim bence. Bak. Tamam, böyle iyi oldu. Ben de ütü yapayım bari. Nazlı'cığım, bizi bugün idare edersin değil mi? Hep idare et, hep idare et. Bir kere siz beni idare edin abla. Kızmış. Ah parfüm. İşte seç birini, hepimiz aynı kokmayalım. O zaman çilek kokusu. Tamam, kavun benim olsun. Benim ne zaman sevgilim olacak? Büyüdüğünde Nazlı'cığım. Her şey büyüdüğünde. Şimdi oyun oynayabiliyoruz değil mi? Sevemiyoruz. Nazlı'cığım sorun sende değil. Sorun yaşıtlarının senin kadar olgun olmaması. Leyla doğru söylüyor Nazlı'cığım. Hem böyle yalnız olmak da iyidir. Hediye derdin yok, ne giyeceğim derdin yok. En iyisi müziği sonuna kadar aç, çık yatağın üstüne zıpla. Ben yatağın üstüne zıplamak istemiyorum. O zaman sen kılıklanmak istiyorsun. Al bakalım sana sevgili. Yok, ben sevgili istemiyorum. Leyla hadi oyun oynamayı bırakalım artık, geç kalacağım. Evet. Hadi bize şans ver. İnşallah. Bana yok mu? İyi şanslar senin abla. Hadi hadi. Aa, hediyeler. Ay bir tanecim, şimdi uğraşamayacağım onlarla. Ben anlamam tamam mı Aslı? O böcekleri dışarı salmayacaksın. Hayır. Bak tutarım nefesimi ama. Ay yapma. Yapma bakayım, nefes al. Nefes al şöyle güzel güzel. Ay, yapma şöyle diyorum Kıvılcım. Yüreğimi indireceksin bir gün. Tamam. Tamam. Madem ki benim kıvırcığımın, güzel kızımın, boncuk gözlümün sevgililer gününü kutlayacak bir sevgilisi yok. O zaman kızları da dışarı salmayız. Olur biter. Ha? Tamam mı? Tamam. Canım benim. Ay yengelerinin canları gelmiş. Gelin bakayım, çok özledim sizi. Ay siz nereye böyle gidir hem çekirdek ha? Biz dışarı çıkacaktık. Aa. İstediğiniz bir şey varsa gelirken alabiliriz. Böyle yalakalık yaparak izin alabileceğinizi mi zannediyorsunuz siz ha? Yalakalık mı? Kimden izin aldınız ha? Kimden izin aldınız söyleyin bakayım. Arkadaşlarımızla buluşacaktık, çok önemli. Söz geç kalmayız. Söz geç kalmayacağız. Bak duyuyor musun? Çıkamazsınız çocuğum. Olmaz, olmaz. Neden? Neden? Ay ben kendimi tutamayacağım. Bir taraftan rencide edeceğim. Bir taraftan da saçını başını yalacağım. Çıkamazsınız çocuğum çünkü... canları sileceksiniz. Temizlik yapacaksınız. Temizlik mi?
Evet çocuk, temizlik tabii. Madem ki bu evde yaşıyorsunuz, evin işlerine yardım etmek durumundasınız değil mi? Hadi bakayım, elinize birer tane bez alın. Tek 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 bütün camları silin. Sonra vakit kalırsa yerleri falan da şöyle bir siliverirsiniz. Tamam, tamam Aslı yenge. Aa, biz silmeyeceğiz demiyoruz değil mi Leyla? Ama yarın silsek? Aa, olmaz. Çünkü bugün dünya cam silme günü değil mi Aslı? Ay canım benim, bilgili kızım benim. Ay zeki kızım. Hadi bakayım, bağış bağış yukarı duydunuz. Hadi. Neyse bari hemen sileriz de. Umarım geç kalmayız. Bir dakika, bir dakika. Benim de bahçede biraz yardıma ihtiyacım var. Gördüğüm kadarıyla kızların da yapacak bir işi yok. Acaba bana bahçede biraz yardımcı olsalar, he? Ay olmazlar mı ki yüz amcaları? Bayılırlar onlar bahçe işlerine. Hadi bakalım bir an önce işleri bitirin de bahçeye çıkın. Ya of Aslı yenge ya. Of Aslı yenge, ne Aslı yengesi? Hadi bakayım marş marş, hadi çık. Çık 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 çık. Hadi. Marş marş. Çok iyiydin Aslı. Nasıl bozuldular değil mi? Eziktiler, vallahi de ezik ya. Çok kötüsün Kıvılcım. Sen de fena değildin. Ya ben durumu görünce hemen bahçeye soktum araya. Yoksa bahçe tamam, bol dokuyalı. Ay ay ay. Ben bir iş bulurum onlara yine. Acaba ne giysem? Bugün çok güzel olmalıyım. Aferin, çalışın, çalışın. Çık kuz orayı. Çık. Ay vallahi çok duygulandım Kimyas. Baksana ne kadar çalışkan kuzenlerim var. Sevgililer gününde bile çalışıyorlar ya. Maşallah, maşallah. Çalışın, çalışın. Çalışanı Allah da sever. Tabii, çalışanı Allah sever. Ama randevusuna gelmeyen kızları ozanlardan sever mi değil? Bir dakika, bir dakika. Ne oldu? Burada bir leke var. Nerede? Aha, burada. Tamam şu. Aa, leke yokmuş ya. Bak ben şimdi parmağımla yaptım onu. Artık sen temizlersin. Ne yapalım? Bu da yay sonra. Aa bak. Aa, bu kırıntıları da temizleseniz senin. Ne kadar uyuşuksun. Ya yapmasana ya. Kıvılcım, Kinyas. İşiniz yok mu ya sizin? Ay benim yok. Ay benim var. Ama onu da birazdan sen yapacaksın. Dışarıdaki yabancı otları yolacaksın ya toprağım. Bahçedeki yabancı otları değil ama yanındaki yabancı otun saçını başını yolacağım. Ne oldu agresif? Oo Leyla, gerginiz bakıyorum. Hey. Aa, senin gibi erdemli bir insana hiç yakıştıramadım. Ama doğru, erdemle randevuza gidemediği için artık erdemsiz sayılırsın. nasıl gidiyor kızlar, siliyor musunuz güzelce her yeri? Aa, sırf çene Aslı, sırf çene. Siliyoruz Aslı yenge. Yenge deme bana bakayım, yenge deme. Yenge deme onu. Yenge deme ona, çok kötü rencide eder seni. Değil mi toprağım? Ay sen de toprağım deme. Ay. Tamam toprağım ama bu çocukları çalıştırmakla çok güzel bir şey yapıyorsunuz. Bu yaşta oh evde yan gelip ekmek elden su gölden yatıyorlar. Vallahi bunlar ileride sizin tepenize çıkar aslanım. Ay doğru söylüyorsun, çok haklısın Kinyas'cığım. Leyla niye boş boş duruyorsun kızım? Ver bakayım şunu. Aa görüyor musunuz tertemiz. Demek ki hiçbir yere toz alınmamış, temizlik yapılmamış değil mi mikrop seni? Neyse, ben de telefonun başına geçeyim bari. Kız arkadaşı randevusuna gelmediği için kendisine yeni bir sevgili arayan biri arar değil mi?
Aa, Selin iyi temizle ama, iyi temizle. Sabunlu suyla filan çıkartın. Nasılım abi? İyisin abicim. Bir kere gözler olayı bitiriyor zaten ya. Sağ ol oğlum, sen de süpersin. Ozan, kızlar biraz geç kaldı ya. Senin saat kaç? 3:30. Benimki 2 dakika ileri. Ama tıraşlanacak bir şey yok canım. Benimki ileri yani. 2 dakika sadece Erdem. İyi tamam. Ozan, benim yüzümden geç kaldı mı kızlar? Yok abi, merak etme, gelirler şimdi. Gelirlerdi abicim, gelemediler. 1 saat oldu. Sen adresi doğru verdin değil mi? Ha, benim yüzümden geç kaldılar. Her zaman buluştuğumuz kafe oğlum. Her zaman buluşuyorsunuz da neden bugün buluşulmuyor? Gelirler diyorum abi, merak etme, sakin ol, sakin. İyi tamam hadi. Ben başka şeyler düşünmeye başladım bile. Ben de. Aklımdan çıktı gitti bile. Ne içersin? Evi arayalım mı? Arayalım. Alo. Ha, iyi günler. Selin'le görüşebilir miyim? Kim? Selin'le görüşecektim. Ozan ben. Ozan, senin ilan günün kutlu olsun. Teşekkür ederim Kıvılcım. Selin'le Leyla evde mi? Selin'le Leyla? Vallahi 2 tane çocuk geldi, beraber dışarı çıktılar. 2 tane çocukla mı? Nereye gittiler? Ha? Sadece bizi beklemeyin, geç geleceğiz dediler. Ya. Ama istersen yanına geleyim. Yok Kıvılcım, bugün pek müsait değilim. Yarın? I-ı. Sonraki gün? I-ı. Pazar? Tamam, bay bay. Görüşürüz. Ama ben çok kötüyüm ya, cidden. Ne oldu abicim? Kızlar bize ekmiş abi. Ekmişler mi? Selin'le Leyla arkadaşlarıyla eğlenmeye gitmişler. Sevgililer gününde. Üstelik arkadaşları erkekmiş. İtiraf ediyorum, çok heyecanlıyım. Of. Sakin ol Burak. Sakin ol. Allah geldi. Selena. Merhaba hayatım. Hadi yardım et de şu halıyı içeri koyalım. Halı mı? Ne halısı? İşte bu. İyi de nereden çıktı bu halı hayatım? Sana aldım. Hediye. Ya böyle bir günde bana hediye olarak halı aldın ha? O bildiğin halılardan değil. Benim hediyem nerede? Ha, burada, bir saniye. İşte bu. Hadi bana yardım et de halıyı açalım. Evet. Şimdi de yanıma gel. Evet, oturduk. Şimdi ne olacak? Bak bakalım ne olacak. Aman Allah'ım. Ama bu nasıl olur? Böyle bir halı ancak masallarda olur. Bak ne diyeceğim. Bugün bana hiçbir şey sorma. Sadece yaşadıklarının tadını çıkar, olur mu? Ama... Anlaştık mı? Anlaştık. Tamam o zaman. Biraz da dışarıyı gezelim. Neyiz biz peki? Kıyarız. Ondan başka neyiz?
kafasız. Başka? Ha başka 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 ne olacağız oğlum? Bu kadarız işte bu kadar. Gururluyuz oğlum, gururluyuz. Erkeğiz biz. Bittik biz. Bittik ne bittik? Daha dur. Ne yapacağız? Misilleme mi? Buradan iki tane çıtır bulup... Yok yok, evlerine gideceğiz. Ha. O da olur. Nasıl olsa eve gelmeyecekler mi? Yani. Yani gelecekler tabii oğlum. Elbet bir açıklamaları vardır. Özür falan dilerler herhalde. Ne açıklaması abicim? İlk olarak bizim kızların aklını çeyenlerden hesap soracağız. Sonra da kızlardan açıklama isteriz. Güzel fikir. Gidelim hadi abicim. Selin, efendim. Ya sence Ozan nereden ne yapıyordur şu anda? Ne yapacaklar? Bekleyip bekleyip eve gitmişlerdir. Bize kızmışlar mıdır? Sen olsan kızmaz mıydın? Çok kızardı. Arayıp neden gidemeyeceğini söylesenize. Yok. Olmaz Nazlıcığım. Çünkü sevgilisini eken bir kızdan daha az karizmatik bir şey varsa... ...o da sevgililer gününde temizlik yapmak zorunda olan kızdır. Ya belki hala bekliyorlardır. Yani işimiz bitince gitsek... İş bitecek gibi değil ki Leyla. Daha üst kat var. İsterseniz siz çaktırmadan gidin. Ben burayı temizlerim. Hem zaten benim sevgilim yok. Canım benim. Sağ ol ama eğer izinsiz gidersek yengem akşam laf eder. Sonra amcamın başının etini yer. Zaten böyle de kıvılcım ve kinyas varken biraz zor dışarı çıkmamız. Neyse hadi üst kata geçelim. Sence evin önünde beklemek iyi bir fikir mi amcığım? Niye abi? Nerede bekleyeceğiz? Ne bileyim, kızlar ayıp olmasın. Ne ayıp olması Erdem? Ekilen biziz oğlum. Unuttun mu? Unutmadım da... Abi unutmadın da ne? Hem onlar gidiyor, eğleniyor, utanmıyorlar. Biz buraya gelip siz niye böyle yaptınız deyince mi utanacağız? Yok artık Erdem, yok artık ya. Bilmiyorum ya. Ben sadece Leyla'nın neden bana böyle bir şey yaptığını bir türlü anlamıyorum. Ben de anlamıyorum. O yüzden buradayız oğlum. Sorup öğreneceğiz. Ozan. Efendim? Sen kızların partiye gittiğinden emin misin abici? Eminim oğlum. Kıvılcım söyledi. Niye sordun ki? Eğer kızlar partiye gittiyse şurada cam silen kızlar kim? Kim? Bizim kızlar. Selin. Leyla. Ozan. Erdem. Selin siz partiye gitmediniz mi? Parti mi? Ne partisi ya? Ama Kıvılcım arkadaşınızla partiye gideceğinizi söylemişti. Ne? Olamaz ya. Ne yani? Yalan mı söyledik olacak? Sence şu anda partideymiş gibi bir halimiz var mı Erdem? İyi de partiye gitmediyseniz neden gelmediniz? Ya şey... Çünkü Aslı yengem izin vermedi dışarı çıkmamıza. Temizlik yapacaksınız diye tutturdu. Anlaşıldı. Yine bir Kıvılcım organizasyonuyla karşı karşıyayız. Ya kusura bakma Ozan. Sevgililer gününde gerçekten yanında olmak isterdim ama... Ben hala çok istiyorum Selin. Üzme kendimi. Bakın ne diyeceğim. Benim bir fikrim var. Biz hemen gidip geliyoruz tamam mı? Islık sesi duyunca cama çıkın yeter. Nereye gidiyorsunuz? Ya hemen geleceğiz. Siz ıslık sesi duyunca cama çıkın tamam mı? Tamam. Öptüm. Thank you.
muhteşem bir güzellik. İnanılır gibi değil. Uzaydayız. Üstelik üzerimizde astronot kıyafetleri bile yok. Yok. Sanırım ben bir rüya görüyorum. Aşk olsun Burak. Yani ben gerçek değil miyim? İstersen bir dokun bana. Evet. Sen dokunduğum en güzel gerçeksin. Aa! Ay'a geldik. Evet, geldiğimize göre artık şampanyamızı patlatabiliriz. Al bakalım. Kadehler? Sevgililer günün kutlu olsun sevgilim. Senin de sevgilim. Hediyemi beğendin mi? Beğenmekle kelime. Bayıldım. Hayal bile edemeyeceğim çok güzel bir hediye bu Selena. Ben de sana bunu aldım. Tabii senin hediyenin yanında bayağı bir sönük kalır ama... ne yapayım? Ben de bunu alabildim işte. Teşekkür ederim. Not. Çok güzel. Teşekkür ederim. Bu hayatımda aldığım en güzel hediye. Hazırda müzik varken dans edelim mi? Neden olmasın? And let me play among the stars. Let me know what spring is like on Jupiter and Mars. Aferin aferin, temizle. Orayı burayı şurayı her tarafı temizleyin çabuk. Bastır Selim, bastır. Ozan gelmiş. Valla mı? Ozan gelmiş. Gerçekten. Ama hayatım gerçekten. Hoş geldin Ozan. Beni görmeye mi geldin? Hayır Kılıcığım. Ben Selin'in sevgililer gününü kutlamaya geldim. Kılıcığım ya. Fill my heart with song and let me sing forevermore. Burak. Ben sana artık tüm gerçekleri söylemek istiyorum. Bu kadar şaşkınlık verici olay yeterliydi aslında ama... neyse, seni dinliyorum. Ben senin gibi biri veya diğer insanlar gibi birisi değilim. Evet, sen bir meleksin. Evet, yani tam olarak öyle olmasa da bir açıdan öyle de sayılabilir. Ben ölümsüzüm Burak. Ve başka bir gezegenden sizin gezegeninize gelip gidiyorum. Ve benim gezegenimin adı da Ütopya. Bir dakika, bir dakika. Selena, sen neler söylüyorsun? Söylediklerimi duydun hayatım. Ben sizin dünyanıza ait değilim. Ama seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Ama aklım çok karıştı. Ah! Bak! Bir yıldız kayıyor. Hadi dilek tutalım. Burak'la hiç ayrılmayalım. Selena'yla hiç ayrılmayalım.
Selin, sevgililer günün kutlu olsun. Ay. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Ya Erdem nerede? Erdem yaklaşık olarak 3 metre yukarınızda. Nasıl yani? Teki yer o. Öyle yani. Leyla, sevgiler günü kutlu olsun. Seni... Anladım. Ben de seni. Hazır mısın abi? Hazırım abi. Tamam, başlıyoruz bak. 1, 2, 3. Güllerin içinden canım koşarak gel bana. Kıvılcım, sen iyi misin? Kıvılcım, biraz gergin görünüyorsun. Gerdiniz beni. Gerilmene hiç gerek yok Kıvılcım. Sakin ol. İyi oldu. Ya Kıvılcım, hasta mısın sen ya? Ozan, iyi misin? İyiyim Selin. İyiyim. Ve sana çok aşığım. Ne diledin aşkım yıldız kayarken? Ben mi? Söyleyemem. Hem söylersem dileğim gerçekleşmez. Galiba ikimiz de aynı şeyleri diledik. Galiba. Meteor yağmuru başladı. Sevgilim, biz evrenin en şanslı sevgilileriyiz. Kesinlikle aşkım. Kesinlikle. Ama ne yazık ki tüm bunları hafızamdan silmem gerekecek. Nasıl yani? Maalesef bu yaşadıklarımızı hatırlamaman gerekiyor. Üzgünüm aşkım. Her şeye rağmen yine de çok güzel bir sevgililer günüydü. Vay be, rüyaymış. Saat kaç olmuş? Daha Selena ile buluşacağım. Umarım hediyesini görünce beğenir. Hay Allah. Hediye nerede? Kızlar, her şey o kadar güzeldi ki. Hiç kimsenin, hiçbir şeyin, zamanın bile olmadığı bir yerdeydik. Ayda, sadece ikimiz, Burak ve ben. Birbirimizden başka hiçbir şeyimiz yoktu. Tabii bir de sevgimiz. Bence sevginin boşluğunu anlatan en güzel yerlerden biri ay. O kadar güzeldi ki. Daha sonra birbirimize sımsıkı sarıldık. Tam bu sırada bir meteor yağmuru yağmaya başladı. Ve sevgimizden ne yapacağımızı bilemedik. Bence gerçek sihir bu. Ya bu hayatımda duydum en güzel sevgililer günü kutlaması. Evet, keşke biz de böyle şeyler yaşayabilsek. Tabii ki yaşayacaksınız. Zamanı gelince her şeyi öğreneceksiniz. Peki her şeyi bırakır, bunu anlattın mı? Hayır, o hiçbir şey bilmeyecek. Aşk insanın gözünü kör eder derler ama bu kadar da değil herhalde. Merak etmeyin kızlar, Burak uyandığında hiçbir şeyi hatırlamayacak. Ama o zaman bu sevgililer günü yaşanmamış olacak. Maalesef. Bu yüzden gidip Burak'ı kontrol etmem lazım. Görüşürüz. Görüşürüz. Nerede bu hediye?
bıraktım acaba? Şu masaya bıraktığıma eminim. Bu taş nereden girdi cebime? Heh, Selena geldi işte. Şimdi ne hediye vereceğim? Neyse, yapacak bir şey yok. Merhaba Burak. Selam hayatım. Gelsene içeri. Nasılsın? İyiyim. Aslında biraz başım ağrıyor. Başım mı ağrıyor? Evet. Ay çarptı herhalde. Efendim? Yok bir şey. Gündüz uykusunu biraz fazla kaçırdım sanırım. Çok enteresan bir rüya gördüm biliyor musun? Öyle mi? Evet. Rüyamda seninle birlikte bir uçan halıya biniyorduk. Uçan halı mı? Evet. Sonra? Sonra uçan halıyla yerlere gidiyorduk ama nereye gidiyorduk hatırlayamıyorum. Ama çok gerçekçi bir rüyaydı. Ya işte oluyor bazen öyle rüyalar. Neyse artık çıkalım mı? Nereye çıkalım? Bugün sevgililer günü. Evde oturacak değiliz ya. Doğru. Gerçi sen rüyanda bayağı bir gezmişsin ama. Aslında gezdim. Hem ben uçan halısız dışarı çıkmayı hiç istemiyorum. Malum İstanbul trafiği uçan halısız hayatta çekilmez. Ya. Seni seviyorum. Efendim? Seni seviyorum. Tüm benliğimle. Seni ve sana ait olan her şeyi. Ben de seni çok seviyorum Selena. Sana çok özel bir hediyem var. Bu ay taşı. Evet, ay taşı. Nereden bildin? Bundan bende de var. Ama nereden geldiğini inan hatırlamıyorum. Bazen unutmak çok iyi bir şeydir. Baksana. Bugün Ayda de ne kadar da güzel gülümsüyor. Seninle ay ışığında, hatta ay ışığı dışında başka hiçbir ışığın olmadığı bir yerde sadece kalp atışlarımızın ritim tuttuğu, yer çekiminin bizi hafiflettiği çok büyük bir aşk yaşamak istiyorum Selena. Sen benim başıma gelen en iyi şeysin. Hiç kimsenin yanında, senin yanında olduğum kadar ben olmadım. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Bazen senin bu dünyadan olmadığına inanıyorum biliyor musun? Neden? Yok yok. Kesin karar verdim. Sen uzaylısın. Niye böyle düşünüyorsun? Çünkü hala evlilik teklifime bir cevap vermedin. Her kız sevdiği kişinin günün birinde benimle evlenir misin demesini bekler. Ben de bekledim. Bekledim. Ama... Aması ne Selena? Seninle evlenirim. Ama bir şart.